Peki risk faktörlerine bakalım. Yani niye ortaya çıkıyor? Şimdi şunu görüyoruz, bu da genetik bir sorun. Tek yumurta ikizlerinde birinde varsa diğerinde görünme itibariyle neredeyse %80. Kardeşlerde %30. Dolayısıyla bu bozukluğun bayağı önemli derecede genetik olduğunu gösteren bir durum. Başka risk faktörü neler? Babanın ileri yaşı, annenin gebelik sırasında maruz kaldığı ciddi stresler, psikososyal stresler, aşırı bulantı, kusma, özellikle ilk 3 ay içerisinde, annenin gebelikte sigara içiyor olması ve bir şekilde sık sık yani yardım almak zorunda kalması gebelik sırasında, doğumdaki komplikasyonlar, özellikle oksijensiz kalmayla ilişkili sorunlar, bunların hepsi önemli. Şimdi annenin gebelikteki sigara içmesi hem tabii diğer durumlarla ilişkili, mesela düşük doğum ağırlığıyla ilişkili, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuyla ilişkili ve tikler, üçünün bir arada hepsiyle ilişki olan bir durum. Babanın yaşının ileri olması, annenin kahve aşırı tüketmesi, gebelik sırasında alkol tüketmesi ve doğumda forceps kullanımı, aynı zamanda tabii artık çok kullanmıyor forceps ama yine de kullanılabilen bir şey. Bunlar tik olan kişide aynı zamanda obsesif kompulsif bozukluk, ikisinin beraber olma ihtimalini de arttırıyor. Dolayısıyla bunların hepsi risk faktörleri. Şimdi tik bozukluğu olan insanlar strese duyarlı insanlar. Dolayısıyla bu insanlar stresle beraber tiklerin arttığını görüyoruz. Yani stresten dolayı tikler ortaya çıkar diye bir şey söylemek pek mümkün değilse de tiklerin, yani var olan tiklerin artış durumunun stresli yaşam olaylarıyla ilişkisi olduğunu bunu biliyoruz. Bunların, yani bu stres dediğimiz şeylerin mutlaka çok olumsuz ve kötü olması gerekmez. Yani mesela burada aslında olumlu olabilecek bir heyecanlı durum da bir şekilde tikleri arttırabilir. Şimdi tikler arttığı zaman tiklerin, yani herhangi bir stres var veya bir farklılık, bir değişiklik var. Bununla beraber olan tiklerin artışı, tiklerin artışıyla beraber çocuğun kendini işte kötü hissetmesi, utanması, kendini aşağılanmış hissetmesi ve belki de gerçekten bunları yaşaması, arkadaşlarından, aileden, okuldan aldığı geri bildirimler ne oluyor bu sefer? Tekrar stresi arttırıyor ve böyle olduğu zaman bu bir kısır döngü oluşturuyor. Bu kısır döngü içerisinde çocuğun belirtilerinin hızla yükselebildiğini görüyoruz. Özellikle de bu çocuklar strese de zaten daha yatkın oldukları için ve kendi içine bulundukları durumda streslerini arttırdıkları için böyle bir kısır döngü oluşma ihtimali çok. Bu olduğu zaman da arkasından da ne denk geliyor? Tabii depresyon geliyor. Diğer kaygılar üstüne eklenmiş oluyor. Şimdi aile ortamı, anne ve babanın arasındaki sorunlar, anne ve babanın başa çıkma becerilerindeki problemler, bunlar da çocuğun strese yatkınlığını arttıran ve dolayısıyla da bir şekilde tiklerdeki o kısır döngüye girmesini etkileyen diğer bir problem. Şimdi bir de tabii bir başka risk faktörü var. Bu da bu streptokok enfeksiyonları, beta enfeksiyonları. Bu konu biraz karışık. Yani ne kadar etkili olduğu belli değil. Dinamik bir konu. Bu konuda bilgiler değişiyor. Ama şunu biliyoruz ki bu beta hemolitik streptokok enfeksiyonları obsesif kompulsif bozukluk ve tik gibi sorunlara yol açabiliyor.